Kardelen TV ekranlarında yepyeni bir programla 7 İklim Erzurum'da karşınızdayız. Ben Mustafa Uğurlu ve Afganistanlı arkadaşımız Aziz Hatemoğlu ile beraber programımızı devam ettireceğiz. Sizleri her programımızda farklı bir ülkenin kültürüyle tanıştıracağız ve bunların kültür iklimine seyahat ettireceğiz. Şehrimizde bilindiği gibi dünyanın dört bir tarafından gelen uluslararası öğrenciler var. Bu öğrencileri burada misafir ediyoruz ve burada eğitimlerine devam ediyorlar. Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitimlerine devam ediyorlar. Onlar burada tabii eğitimlerini devam ettirirken aynı zamanda Türkiye'nin kültürüne, diline ve günlük yaşantısına hakim oluyorlar, öğreniyorlar. Biz de bu programla bu ülkelerin kendi kültürlerine seyahat edeceğiz ve onların dilinden, onların ülkesinin tanıtımını alacağız. Şimdi hoş geldiniz diyoruz size arkadaşlar. Hoş geldiniz. Öncelikle Afganistanlı arkadaşımız Aziz Hatemoğlu'ndan başlıyoruz. Kendinizi tanıtabilir misiniz sırayla? Evet. İyi akşamlar diliyorum sayın seyirciler. 7 İklim Erzurum yepyeni bir programla yine her hafta yeni bir ülkeyle karşınıza çıkacağız. Ben Aziz Hatemoğlu. Kendim Afganistanlıyım. Burada Atatürk Üniversitesi'nde gazetecilik bölümünde okuyorum. Ve aynı zamanda bu programın sunucusu olarak buraya geldim. Bugün Afganistan'ı ele alacağız. Afganistan, Afganistan deyince tabii her zaman beyinlerde savaşlar canlanıyor. Ama o savaşların içinden çıkıp gelen ve Türkiye'de eğitim gören, eğitimlerini başarıyla öne götüren öğrencilerimiz bugün buraya davet edildi. Onlarla konuşacağız. O ülkende savaş, ne kadar savaş olsa da bülbüllerin öttüğünü, güllerin de güzel koktuğunu bugün onlarla konuşacağız. Şimdi gidelim, öğrencilerimizle tanışalım. Ondan sonra da devam edeceğiz sohbetimize. Evet arkadaşlar. Benim ismim Şerif Şevan. Afganistan'dan geliyorum. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde Tarım Ekonomisi bölümünde yüksek lisans yapmaktayım. Evet. Ben Said Nohullu. Afganistan'ın kuzey bölgesinden geliyorum. Atatürk Üniversitesi'nin İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi'nde İktisat bölümünde okumaktayım. 4 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Okulda da 3. sınıfta okumaktayım şu an. Teşekkür ederiz. Ben Hidayetullah Şerif. Afganistan'ın kuzey bölgesinden Faryab ilinden geliyorum. Aziz'in dediği gibi Aziz'le sınıf arkadaşız. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. 4 senedir Türkiye'deyim. Devam ediyoruz işte. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Aminullah Omar. İnşaat Mühendisliği 4. sınıfta okuyorum. Ve Kabil'den geliyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Zahir Şah Muhammed'i Afganistan'ın güzey bölgesinden geliyorum. Şu anda Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik 3. sınıf öğrencisi. Evet, teşekkür ederiz. Şimdi Afganistanlı olması hasebiyle de Aziz'den Afganistan'ın kısa bir tanıtımını almak istiyoruz. Evet. Afganistan resmi ismiyle Afganistan İslam Cumhuriyeti, Orta Asya'da yer alır. Kabil başkentidir. Güneyinde Pakistan, batıda İran, kuzeyinde Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan yer alır. Ve bu kadar hocam tanıtım. Evet. Şimdi ben şunu çok merak ediyorum. Afganistan'dan Türkiye'ye gelmeden önce Türkiye'yi tanıyordunuz. İsim olarak biliyordunuz. Belki kültürünü biliyordunuz. Türkiye'ye gelmeden önce Afganistan'dan Türkiye'ye bakışınız nasıldı? Yani Türkiye'yi nasıl tanıyordunuz? Nasıl biliyordunuz? Bu sorunuza ben cevap vereyim. Ben Türkiye ile ilgili bilgimiz vardı. Özellikle Atatürk'le ilgili bilgimiz vardı. Bundan dolayı Atatürk Üniversitesi'ni seçmemizden sebebi de bir tanesi bu. Daha çok bilgimiz yoktu farkında. Mesela şu anki olan oradaki öğrencilerin bilgisi olduğu kadar bilgimiz yoktu. O kadar mesela YTB'nin yoksa Türkiye'nin
TK'nın, başka kurumların, evet, o ülkelerde, Orta Doğu'da yaptığı reklam, şu anki yaptığı reklam, tanıtım daha etkili. Ama bizim zamanlarımızda, yani 5-6 sene önce biraz azdı ama bilgimiz vardı. Başka taraflardan, yani arkadaşlarımız geliyordu, okuyordu. Daha önceden gelen arkadaşlarımızdan bilgi alıyorduk. Yani televizyonlardan veya sosyal medyadan, internetten böyle Türkiye'ye yönelik bir bilgi var mıydı? Evet, kesinlikle. Özellikle Kurtlar Vadisi var ya dizisi. Evet, evet. Oradan bilgimiz daha çoktu. Yani çok dizilerin, şu anki Afganistan medyasının dizi sektöründe, film sektöründe çok Türkiye kültürü çok etkin. Evet. Türk dizileri çok etkin biçimde yer almış. Evet. Şimdi kazanmak zor oluyor mu bu Türkiye burslarını? Türkiye burslarını kazanmak tabii zor oluyor. Her öğrenci gelme arzusu var. Buraya gelmek ister ama herkes gelmiyor. Bildiğiniz gibi yani, evet, seçici öğrenciler geliyor. Evet. Biz de birçok sınavdan geçip, böyle mülakatlardan, interviewlerden geçip buraya kadar geldik. İşte okulumuzu devam ettiriyoruz. İnşallah başka öğrencilerin, kardeşlerimizin gelmesi umuduyla. Tabii Türkiye burslu öğrencileri, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın tabiri caizse bu öğrencilere veli olmasıyla, tabii, tamamen sizin ülkenizden bu amaçla seçilmiş, başvuru yapmış, seçilmiş öğrenciler burada başbakanlığın öğrencisi, yani veliliğinin başbakanlık tarafından yapıldığı bir öğrenci olarak geliyorsunuz. Evet. Doğal olarak da seçici bir elemeye tabi tutuluyorsunuz. Evet. Şimdi daha önce mesela YTV, Yurtdışı Türkler Akraba Toplulukları 2012'de bu programı, evet, başlattı. Ondan önce TCS, Türkiye bursları vardı. Öğrencilerin oraya gelirlerdi, buraya, bu arada sınav alırlardı. Evet. Ama şimdi oraya eyleme aşamalarını oraya yapıyorlar. Sınavını, tabii, oraya kendi alıyorlar. Kendi ülkenizde sınava giriyorsunuz. Sınav, kendi ülkenizde seçiliyorsunuz ve, evet, en son buraya geliyorsunuz. Evet hocam, gidelim Afganistan'a şimdi. Oranın kültürünü, edebiyatını, evet, ve aile yapısını falan konuşalım değerli öğrencilerimizle. Benim ilk soracağım soru sizden eğitimle ilgili. Bununla ilgili biraz konuşsanız, eğitim kalite nasıl orada? Hani, yani ben şunu merak, evet, ediyorum. Hocam. Mesela burada Afganistan'dan gelen sadece sizle değil, daha fazla, daha başka öğrencilerle de karşılaştık ama onlarla konuşurken bir farklı bir kültürle konuşmaktan ziyade aslında kendi kültürümüze de yakınlık hissediyoruz ama mesela Mevlana'yı biliyorlar, çok iyi biliyorlar. Mesnevi biliyorlar, tamam biz de biliyoruz Mevlana'yı, Mesnevi'yi yani duymuşuz ama biz de mesela Mesnevi'den yani, evet, ezbere beyit okuyan çok azdır. Azmış, ama evet, Afganistan'dan gelen birçok öğrencinin ezberinde Mesnevi'den beyitler olduğunu, hafızdan belki, yani Fars Edebiyatı'ndan da beyitlerin hafızalarında olduğunu biliyoruz. Yani burada şunu merak ediyoruz, acaba bu orada verilen bir eğitimin sonucu mu? Yoksa şahsi, sizin bireysel olarak ilgi duymanızla mı alakalı bu? Şimdi Şerî Şivan Mevlana'nın az öğrencisi olduğu için bu soruyu, evet, Şerî Şivan'a sorsak daha iyi olur. Evet, evet hocam, aslında bizim eğitim sistemimizde hemen hemen sizin eğitim sisteminiz gibi, yani modern eğitim sistemlerinde daha çok yani klasik edebiyat olsun ya geleneksel de şey dersleri var ama, evet, bunlar da ya genel olarak yani topluma üzerine etkisi yani o kadar seviyede değil ki yani Mevlana'yı bilsinler ya mesela ezbere Mevlana'nın şiirleri ya Hafız'ın şiirleri bilsinler. Ama bizim dini eğitimlerimizde mesela Kur'an okuduktan sonra Kur'an'ı, evet, önceden okuyoruz. Kur'an'dan sonra şeye geçiyoruz. Hemen Hafız'a geçiyoruz. Dini okullarda. Biz medrese, evet, onları medrese diyoruz ve şey, normalde okulları maktab. O zaman sizde de şöyle yani Türkiye Cumhuriyeti'nde şu an için bu yok ama Osmanlı'nın son dönemlerinde vardı. Hem modern okullar hem de, evet, medreseler şu an, evet, paralel olarak birbirine eş, evet, zamanlı devam ediyor değil mi, evet, eğitimler? Ben mesela, benim annem hiçbir zaman mesela okula gitmemişti. Evet. Okula gitmemişti ama Hafız'ı Mevlana'yı çok iyice okuyordu ve onunla birlikte mesela ben 4-5 yaşımda Hafız'ın birinci şiirini Hafız'dan ilk kez annemden öğrendim. Bir şey mesela bana anlatıyor, o neneler var ya, o neneler içerisinde, evet, mesela bir bağda bahar hoş ne başad, gül bir hıyar hoş ne başad.
Terfi çamanı havai bistan, vilale hezar, hoş ne başladı. Bunu annemden öğrendim. Daha sonra anladım bu Hafiz'den olduğunu. Ninni olarak sana söylüyordu. 4-5 yaşından beri. O yüzden bu yani zaten yani dini kültürle bu eski klasik edebiyatımız birleşik olduğu için onu ki ile öğrenmek zorunda gibiyiz. Yani kültür bize onu zorluyor yani öğrenmemizde. Peki Kur'an eğitimi ne zaman başlıyor? Hangi yaşta başlıyorsunuz? Okulda mı öğretiliyor yoksa okula başlamadan önce ailede mi öğretiliyor? Aile tarafından gönderiliyor bu madreselere. Her mesela cami burada olan camiler madresesine sahip. Yani kendi madrese onun yanında bir medrese var. O medreseye gidiyorlar. Mesela çocuklar öğleden önce mesela şeye gidiyorlar. Devlet yani modern okullara gidiyorlar. Öğleden sonra şeye gidiyorlar. Yani dini okullara gidiyorlar. Dini okullarda yani Kur'an'dan sonra hemen Hafiz'i başlıyor. Ondan sonra Mevlana, Bedil ve başka şairler. Sözünü kesiyorum hocam ama bu kültürden kaynaklanan bir şey tamamen. Şimdi arkadaşımız Tacik olduğu için bunların Taciklerin kültüründe böyle bir şey var. Hani Kur'an'dan sonra hemen Hoca Şemseddin Hafiz'e geçmeleri. Yani tüm Afganistan'da aynı şey. Tüm Afganistan'da bunu yok. Söyleyemeyiz bence. Öyle değil mi? Mesela bir farklı etkin gruplar yaşadığı için Afganistan'da hepsinin içinde bunun geçerli olduğunu sanmıyorum bence. Evet bu. Evet ben Aziz'e katılıyorum çünkü Afganistan'da farklı milletler, etnikler yaşadığı gibi farklı edebiyat ve farklı dillerimiz sahibiz. En azından 4 tane önemli ve daha çok konuşulan dillerden arasında sırasıyla Farsça, Peştuca. En yaygın Farsça konuşuluyor. Farsça, Peştuca ve Özbekçe, Türkmençe. Bu diller yani daha çok konuşuluyor. Ve mesela Farsça edebiyatın da kendi edebiyatına ve kendi şairlerine sahip. Aynı şekilde Peştuca da kendi şairlere sahip. Yani mesela Peştuca şairlerinin en önemli şairlerimiz Gulpaça Khani Ulfat, Rahman Baba ve Khushhal Khani Khatak onlar meşhur. Ve aynı zamanda Özbekçe edebiyatımızda Amir Alisher Navai bildiğiniz gibi Afganistan'da o coğrafyada yaşadı, o coğrafyada büyüdü ve yani gerçekten Çağatayca edebiyatı, Özbekçe edebiyatının kurucusu ve sütunu olarak bilinen bir insandır. Yani o da o coğrafyada okunur ve Özbekler arasındaki daha çok yaygın onun şey kitapları. Evet, bizim de zaten saygı duyduğumuz şairlerimizden birisidir. Evet. Şimdi hocam bu eğitimle ilgili bu acaba Afganistan'da ortaokul mu, liseye kadar mı yoksa nasıl bir yani zorunlu eğitim var mı? Var mı? Veya kaç yaşında başlıyor, kaç yıl devam ediyor? Afganistan'da zorunlu eğitim diye bir şey yok yani söz konusu değil aslında. Ama okullar yani çocuklar mesela 7 yaşa kadar geldiği zaman mesela ilk okuldan başlıyor. İlk okuldan sonra kaç yıl sürüyor mesela? Geçiyor. İlk okul kaç sene? İlk okul 6 sene sürüyor. 6 sene evet. 6 seneden sonra mesela ortaokula geçiyor. Ortaokul 6-9'a kadar mesela ortaokulda okuyor. Ortaokuldan sonra liseye geçiyor yani. Lisede 3 sene lise okuyor. Liseden mezun olduktan toplam sonra 12, zaten 12 evet üniversiteye geçiyor. Evet öyle bir sistem eğitimi var. Evet bu aileler eğitime nasıl bakıyor? Acaba teşvik ediyorlar mı çocuklarına? Yani bu 7 yaşına gelene kadar hani devletin okuluna gitmeden önce ailede de bir eğitim veriliyor muhakkak. Tabii ki yani şöyle bir şey var yani modern dünyada mesela Türkiye'de ya başka gelişmiş ülkelerde ilk okul diye mesela bir okul var. Evet. Ama Afganistan'da mesela köylerde mesela yani bazı şehirlerde var mesela ekonomik olarak insanlar iyi olmadığı için orada mesela şeyler var yani medreseler var yani okula gelmeden önce mesela yani çoğu millet oğullarını mesela o medreselere götürüyor mesela Kur'an dersinde falan görüyor. Ondan sonra yani bildiğim kadarıyla yani Afganistan yani bir uzun bir dönem savaş olduğu için yani eğitim olarak iyi değil ama aileler yani hep yani bunu gördüğümü diyorum hep oğullarını mesela eğitime mesela teşvik ediyor. Gidin mesela hatta gündüz kendileri mesela gidip bir inşaatta çalışıyor ama oğullarını mesela okullara götürüyor. Evet, peki şöyle bir şey oluyor mu yani medreseye giden ama modern okula gitmeyen kişiler de var mı yoksa her halükarda modern okula devam ediyorlar mı? Modern okula devam ediyor yani.
devam ediyor mesela liseye kadar yani. Evet. Ama ondan sonra mesela bazı ailelerden mesela ekonomik problemi var. Yani devam ettiremiyor. Yani ama çoğusu mesela yani devam ettiriyor yani. Üniversiteye ondan sonra yüksek lisans, yüksek lisans, doktora öyle. Ama şu anda yani öyle bir algısı var yani. Millet, ailesi yani kendisi gelip mesela çalışıyor. Yani ne olursa olsun ama oğluna mesela eğitim şey yapıyor yani. Evet. Devam ettiriyor eğitimini yani, devam ediyor. Hem medresenin yanında aynı anda okulu da beraber götürüyorlar değil mi? Evet, evet. İkisine evet, de beraber. Evet, evet, evet. Evet, çok güzel. Peki bu aileler, biraz aile yapısında da değinmek istiyorum. Yani ailenin içerisinde, yani bir evin içerisinde yaşayan aile sadece anne baba çocuklardan mı oluşuyor? Yoksa işte dayı, teyze, dede, nine bunlar sülale da olabiliyor, yani sülale diyorsunuz olarak daha aynen geniş aile var mı? Yani bizde mesela Türkiye'de önceden geniş aileler yaşardı ama artık modernizmin etkisiyle biraz daha çekirdek aileler parçalanıyor çıktı. Yani, yani aile evet, biraz daha küçük bir yapıda yapıya geldi. Afganistan'da nasıl yani böyle? Afganistan'da yani aile oluşu yani Türkiye gibi yani anne, baba ve oğuldan oluşuyor. Evet. Ama yani bildiğimiz şu dediğini çekirdek aile yani bunun gibi bir aileden oluşuyor. Ama bunun yanında mesela şeyler var yani çok yakın bir ilişkide mesela teyzesi var, amcası zaten yani çoğu ailelerde evet, mesela şeye de giriyor yani asıl aileye giriyor. Ama dayısı mesela başka bunlar da yani yakın bir ilişkide mesela şey var yani aile içerisinde var. Hı. Mesela bizde önceki zamanlarda çok yoktu ama son zamanlarda daha da yaygın. Huzurevi denilen bir yapı var. Belki sizde bu isimle kullanılmıyordur ama belli bir yaşa gelen ve kendi bakımını da belki biraz daha yapamayan, yani tek başına evde yaşayamayan yaşlıların para karşılığında bakıldığı veya devlet desteğiyle bakıldığı, sadece yaşlıların barındığı evler var. Yani bunlar Afganistan'da var mı? Yoksa bakıma muhtaç olan veya biraz daha yaşlanan kişiler ailenin içerisinde bakımı yapılıyor mu? Tabii Türkiye'de tamamen bu böyle değil. Her ailede böyle olduğunu söyleyemeyiz evet, ama aynen, biraz daha böyle modernleşen ailelerde genelde böyle bir durum söz konusu. Afganistan'da yok, da var mı huzur yok evleri? Afganistan'da yani benim bildiğim kadarıyla mesela böyle bir şey söz konusu değil yani. Eğer ihtiyar bir adam bir ailede varsa mesela onu yani oğulları mesela onu bakmak gerekir yani. Evet. Eğer mesela onun oğlu oraya götürüp mesela huzur evine bırakırsa o yani bence ayıp sayılır. Yani evet, öyle bir şey yani var. Yani bizde de geleneksel olarak bizde de ayıp. Hatta evet, geleneksel yapıyı muhafaza eden aileler bakmak için yarışır birbirleriyle. Evet, ama evet, biraz daha modernleşen ailelerde ama bu şekilde. Şimdi bir Afganistan'ın modernizm daha etkisini evet, şey yapmadı. Ya o da zihnimde bir soru olarak duruyor zaten. Evet, yani Afganistan'daki hani dedik ya Türkiye'ye gelmeden önce Türkiye ile ilgili izleniminiz nasıldı? Biraz da bu açıdan da bakabiliriz. Geldikten sonra nasıl oldu? Yani biz Afganistan'a bakışımız şu genelde modernizmden belki böyle çok fazla etkilenmeyen, biraz daha kendi geleneksel yapısını devam ettiren bir yapı olduğunu tahmin ediyoruz veya öyle görüyoruz. Türkiye'de iki kural var ki Afganistan'da o kurallar uygulanmıyor. Birincisi eş fazlaları yani 1, 2, 3, 4'e kadar gidiyor. Hukukumuz herhangi bir kural olmadığı yok, için bu biraz burada, enteresan evet, gelebilir. Türkiye'de tek eşlilik. Sayın seyircilere. Bir de aile yapısında evlat sınırı yoktur yani. 5 çocuğu da var aileler. Evet. Ondan sonra 10 çocuğu, 12, 13. Bizde de Türkiye'de de yani bir aynen, sınır yoktur ama dediğim gibi biraz da modernizmin etkisiyle çocuk sayısı biraz aynen, daha aynen, doğal mesela olarak azalmış. Yani eskiden 7, 8, 10, 12 çocuklu ailelerin varlığını biliyoruz. Hatta bizim ailelerimizde de aynı şeyler söz konusu ama tabii günümüzde en fazla evet, 3, 4 bilemedim 5 aynen, biz çocuk. Aynen, devam ediyor. Şimdi hocam izleyicilerimiz merak ediyordur, şu kıyafetleri merak evet, ediyordur daha çok. Çok farklı kıyafetlerle
gelmişlerdir. Tabii ki bunların geleneksel kıyafetleri. Ben mesela şunu merak ediyorum. Şimdi evet, biz efendim. Afganistan'a gitsek, çarşıda, pazarda gezsek, sokakta gezsek, sizin gibi kıyafet giymiş insanlarla karşılaşır mıyız? Kesinlikle. Afganistan, Orta Asya'da, yoksa şu anki dünyada kendi kültürünü, öz kültürünü, evet, hatta yemek kültürü olsun, kıyafet kültürü olsun, en iyi koruyan ülkelerden biri. Sadece mesela bazı şeylerden etkilenen, komşu ülkeden tabii etkilenecek. Evet, Fars, İran'dan mesela etkilenmiş, yoksa Özbekistan'dan etkilenmiş, Türkmenistan'dan, çünkü o bu bölgeden, İskilerden, bu oradan göç etmiş Özbek, Türkmen, Tacikler olduğu için oralardan etkilenmiş. Ama kendi öz kültürünü korumuş. Şu an Afganistan'a giderseniz bizim gibi kıyafetler çok görürsünüz. Evet. Hani bizim gibi giyinirler çoğunlukla. Özellikle mesela insanlar oradan, yani ben soru sormadan cevaplamaya devam edeyim. Mesela bizim gibi özen gösterip giyenler, bu mesela bu yani kıyafetleri giyenler. Yani o kıyafetin üzerindeki şekillerin, hı, renklerin, evet, bir anlamı var mı? Tabii ki bunları, hepsinin anlamı var. Bunların çoğunlukla giydiği zamanlar düğünlerde giyinirler. Resmi törenlerde böyle bu kıyafet, evet, giyinirler. Yoksa mesela bayram zamanlarında bu giyinir. Bunu zaten biliyorsunuz, bizim eski Cumhurbaşkanımız Ahmet Karzai, evet, geldiği zaman da bunu görürdünüz üzerinde, her zaman vardı. Hamit Karzai. Değil mi? Hamit Karzai. Hamit Karzai'nin üzerinde her zaman vardı. Hmm. Yani mesela bu bizim geleneksel kıyafetimiz olsun, her zaman giyeriz. Yani sadece şu an modernizmden etkilenmiş değil, modern okullarda, üniversitelerde, evet, böyle giyinmeyiz. Böyle pantolon falan, gömlek, şimdi öyle bir şeyle okula da böyle giyilip gidilmez diye düşünüyorum ben de. Ben bazen gidiyorum. Yani bir sakıncası da yok, gidilebilir. Yok yani. Sakıncası yoktur, evet, bildiğim kadarıyla. Şimdi şu kafanızdaki şapka. O şapka mı deniliyor? Ne? O zaman şöyle anlatayım. Ben kıyafetlerimi komple bir anlatayım. Evet, ne dersiniz? Evet. İstersen şöyle ayakta da gösterebilirsin. Yani. Evet, evet. Şuraya geçip seyircilerimiz. Biraz da kolları da uzun acaba. O kadar uzun kollu insan var mı Afganistan'da? Ne yapıyorsunuz? O kolları katlıyor musunuz yoksa hiç? Hepsini şimdi ben anlatayım. Bu bizim eskiden giyilmiş, yani hanlar giydiği kıyafetler. Hanların giydiği kıyafetler. Bunu hanlar giyerdi. Sonra da mesela bir resmi törenlerde çoğunlukla, evet, giyinirdi. Şimdi buna ismini ton diyoruz. Ton. Bunu farklı şekilleri, farklı dizaynları, farklı renkleri var. Bu üzerimde aşağıdan gördüğünüz bu güpçe diyoruz. Güpçenin çoğunlukla kültürü yakın zamana dayanıyor ama eskilerden de giyerlerdi. İnsanlar mesela çoğunlukla bu çobanlar giyerdi, yoksa başka yerde de. Bu güpçenin özellikle yani yakın zamanda tarihçesi Afganistan Cumbuş Birliği diye bir parti var. Onun da General Abdurrashid Dost'un başkanı. Burada savaşta giydiği, çoğunlukla savaşta. Biraz yani, daha rahat mı oluyor? Savaşta giyilmesinin sebebi daha rahat, daha hareket, sıcak evet, tutuyor. Daha kadife sıcak, herhalde değil mi? Kadifeden yapıyor. Altında da kumaşlar. Evet. İkisi katlı olduğu için onlar dağlarda savaştığı için, evet, Ruslara karşı, yoksa Talibanlara karşı, başka örgütlere karşı savaştığı için bunlardan giyerdi. Geceleri karlarda falan hiç uşumamak için bunlardan giyerdi. Başıma gördüğünüz kalfak da bunu çoğunlukla bu olaklar var ya, bizim kültürümüzde, evet, evet, olak var. Atla bu bir mesela 20 bir tür spor yani, ha? Değil mi? Bir tür spor oluyor. Bir tür oyun yani, oluyor. Yani genel kültür oyunu. Kültürel bir oyun oluyor. Onu atın üzerine giyiyorlar. Çünkü, evet, düşerse, hmm, mesela kafası değmesin. Bir de soğuklarda bunu giyerler. Şunu buradan açılıp kapanıyor. Kulakları, tamam, kapanıyor, altına bağlıyor. Evet. Öyle bir geleneksel kıyafet. Teşekkür, evet, ederiz. Rica ederim. Evet, bir de Seri Şivan'ın kafasındaki şapkayı diğer, merak ettim. Diğer zaten, arkadaşların, evet, şapkaları daha farklı. Şekilleri farklı, renkleri farklı. Var mı bir özelliği? Üzerine şimdi mesela onun şekil yoktur hocam, ama, evet, burada şekil var. Şimdi Türkiye'de de olduğu gibi farklı bölgelerde farklı geleneksel kıyafetler var, evet, hocam. Bunlar da farklı bölgelerden geldikleri anlaşılıyor yani kıyafetlerine göre, değil mi hocam? Şimdi Seri Şivan'ın da şapkasını biraz konuşsak. Sanki siz biraz daha sıcak yerden mi geliyorsunuz? Yok, çok sıcak da değiliz de. Bu benim şapkamla bazı şeyler var. Bu aslında çok eski zamanlardan. Şapka mı diyorsunuz? Adı şapka mı? Takin diyoruz. Takin şapka, kula. Kula. Kula parçası. Bu çok eski zamanlarda aslında Tacik kelimesi bununla birleşik bir kelime. Yani
Bunu taç diyorlar eski zamanlardan, evet. Bunu, bu şapkayı. O yüzden de mesela Türkler tarafından Tacikler, Tacik yani taca sahip olanlar taca demek sahip. Bu Farsça'da. Bu isimlendirilmişler. Bu şapka da bizim eski mesela din ve geleneksel mesela kültürümüzü yansıtan bir şey, simgeleri var burada. Mesela Zertuşt'un şeyi var. Bu dört aliman. Dört aliman bu bildiğiniz gibi eğer mesela... Anasır-ı Erbağ. Evet, anasır-ı Erbağ. Bizde de. Yani su, ateş, toprak ve hava. Şimdi mesela bu şeyi de görmüşseniz ne diyorlar? O nazilerin bir şeyi vardı. Ona benzeyen bir şey. Aslında o da bizle şey, bir evet. Simge. Yani dört şekli, biri yeşil, biri kırmızı. Bu ben dört şekli gösteriyor. Evet, doğru. Bir de mesela burada aynı şekilde bu dört renk var. Biri yeşil. Yeşil bu şeye simgeliyor. Toprağı simgeliyor. Kırmızı da şeyi. Ateş. Ateşi. Ve burada mavi zaten var su ve bu da hava. Kırmızı rengi. Evet. Bu hepsi eski zamanlar ama şimdiki insanlar bunu daha çok geleneksel olarak bunu kabul ediyorlar ve geleneksel olarak bunu sürdürüyorlar. Şimdi şeye de gelmek istiyorum. Az önce oğlak dediniz. Yani at üstünde herhalde daha çok düğünlerde veya şölenlerde oynanan bir oyun. At üstünde oğlağı yakalama. Yok şöyle bir şey yani oğlak Afganistan kültüründe çok köklü bir kültüre sahip. Aynı zamanda mesela bir hanların, eski hanların oğulları düğün yapıldığı zamanlar, evet. Yoksa mesela birisi mutlu olduğu zamanlar, yoksa evinde çocuk olduğu zamanlar, onlar oğlak meclisi diyen böyle mesela 30-40 tane, 50 tane, 100 tane atlı her bölgeden gelirlerdi. Evet. Sonra onun üzerinde ödül koyarlardı. Sonra bir tane mesela küçük başlı hayvanın kesik kafasını onun dikiyorlar, onu yere koyuyor, bir yere canlı, koyuyorlar. Canlı hayvan değil yani, yakalanan yok, canlı hayvan kesilmiş. Değil. Evet. Şöyle yuvarlak bir daire çiziyorlar, şuraya koyuyorlar. Geliyor atlar, hepsi bunu bir tanesi alıyor, kaşıyor. Evet. Mesela bu bölgede mesela bir tane merkez var. O merkezi getirip, dolanıp getirip bu aynı daireye getirip atması gerekiyor kazanması ya, için. Tabii bu bin kere elinden düşürüyor, alıyor. Ama geleneksel anlamda yani eski kültürde belki de bu savaşa hazırlık, savaş aynen. için insanların işte, kondisyonlarının yerinde olması için yapılan şey. Peki sadece bu geleneksel oyunlar veya geleneksel sporlar Afganistan'da yapılmıyor. Mesela Türkiye'de de çok revaçta olan ve insanların kendini kaptırarak izlediği futbol mesela veya basketbol. Bu gibi oyunlar var mı Afganistan'da? Yani vardır da mutlaka. Orada da böyle çok revaçta mı? İzleniyor mu, takip ediliyor mu? Yani şimdi Türkiye'de de popüler olan futbol bizde de bayağı popüler oldu evet. son zamanlarda. Mesela şeyden bahsedersek Afganistan A Milli Futbol Takımı oradaki federasyonunda yani Saf Championship diyoruz. Açılımı ne? Açılımı South Asia veya Güney Asya Güney federasyonuna Asya, bağlı federal. Olduğu için evet. oradaki turnuvalarda hep en çok kazanılması yani şampiyon olacak takımlardan biri evet, bu anlamda sayılır yani. Zaten bildiğim kadarıyla uluslararası öğrenciler arasında da böyle dünya kupası yapılmıştı. Orada Afganistan mı şampiyon olmuştu? İkinci olmuştu. Evet. İkinci mi olmuştu? Yani iyi bir derece almıştı. Evet. Bir de hocam şey meşhur Afganistan'da kriket oyunu. Evet. Kriket oyunu daha çok Orta Asya'da, hani Asya'da daha çok meşhur olduğu Türkiye'de için. Türkiye'de pek oynanmaz. Türkiye'de evet, Türkiye'de yani. Yok o oyun ama kriket Afganistan bayağı ilerledi krikette de ve şu anda bildiğim kadarıyla T20 şampiyonasında evet. yer alıyor. Etkisi yani neden bu oyun Afganistan'da? Evet, şimdi nereden geldiğini yerden, emin söylese yani, bize. Sizin komşu evet. kültürlerden mi gelmiş yoksa? Aslında şimdi kriket icadı İngiltere'de olmuş. Evet. İngiltere sonra Hindistan'a geldiğinde bunu Hindistan'a taşımışlar. Ondan sonra Hindistan o zaman Pakistan ikisi bir ülkeydi ya. Evet. Sonra Pakistan bağımsızlığını aldıktan sonra Pakistan'da da oynanmaya başlanıyor. Sonra bu son zamanlarda savaştan dolayı Afganlar göç ediyor Pakistan'a. İngiltere, Hindistan, Pakistan evet. en son Afganistan'da. Pakistan'a göç ettiklerinde orada öğreniyorlar işte. Biz de mesela gittiğimizde orada sokaklarda oynardık kriket. Ondan sonra onlar geliyor Afganistan'a getiriyor. Ve şu an Afganistan'da yani mesela Türkiye'de futbolda FIFA sıralaması var ya. Evet.
ICC diye krikette de öyle bir sıralama var. Orada Afganistan milli takımı ilk 10'a giriyor yani. Bu gerçekten büyük bir başarı. Büyük bir son 10 yani. Yıl içinde bu kadar ilerleme kaydetti. Zaten onun kuruluşu da bir 10 yıl oldu değil mi? Evet. Afganistan kriket timi. Şimdi Afganistan'da tabii insanlar hep şiir okumuyorlar. Evet hocam. Futbol izlemiyorlar, spor yapmıyorlar. Bir de bir şeyler yiyip içiyorlar. Onun içinde bir gelirleri, giderleri, ithalatları, ihracatları, yeraltı zenginlikleri. Evet. Yani Afganistanlılar mesela neyle geçinir? Hocam, öncelikle Afganistan ekonomisinden bahsederken tabii ki Afganistan ekonomisinin kaynaklarından bahsetmemiz gerek. Yeraltı kaynaklarından, evet. Genel itibariyle tarım, hayvancılık, madencilik ve endüstri, ticaret yoluyla geçiniyorlar. Tabii ki bunlar arasından tarım ve hayvancılık daha ön planda. Hatta son oranlara göre Afganistan ekonomisinin %31'ini tarım oluşturuyor. Bunlardan Afganistan içinde farklı ürünler üretiliyor. Neler var mesela? Kuru ve tarımdan kuru ve taze meyveler var. Meyve hangi meyveler vardır mesela? Afganistan farklı meyveler var ama en çok dünyanın ilgisini çeken nar meyvesi var. Kandahar narı özellikle. Genel itibariyle dünya nar arasından birinci oluyor. Evet. Ve Afganistan'da ilaç yapımında farklı bitkiler Afganistan'ın yurt dışına ihraç ediliyor. Onun yanında da değerli ve yarı değerli taşlar vardır. Tabii ki bu kalın sistemi. Hayvancılık dediğimizde hayvancılıktan genel itibariyle kayıt dışı bir ekonomi olarak sayılıyor ama çok da ön planda olan halı biz kalın diyoruz, kilim. Hatta geçen yıl Dumutex fuarında 60 ülkenin arasında Afganistan halısı kalite halı, ve güzellik açısından... Bu makinede dokunan bir halı değil. Yok yok, kayıt dışı dediğimizde de genel itibariyle Afganistan'ın hanımefendiler tarafından üretilmektedir, yapılmaktadır. Gerçekten hem güzellik hem kalite açısından İpekten 60 ülke arasında... Malzemesi genelde yünlerden yapılıyor. Köylerde daha çok yapılmaktadır. Eğer millet olarak konuşsak, bizim Türkmen milletimiz daha çok bu işle uğraşıyorlar, daha çok üretiyorlar. Hı. Aynı zamanda bir de neyse vardı, bu karakol. Var, karakol var, ün var, işlenmemiş deriler var ki yurt dışına ithal ediliyor. Ve Afganistan'da lacivert taşı diye var, belki tanımayan vardır sayın izleyicilerimizden. Örneğin benim parmağımdaki olan taş yüzünde şey var, lacivert taşı var ki lacivert taşı 4400 yıllardan önce Mısır bölgesinden gelip bunları işliyorlarmış ve Mısır bölgesine ihraç ediyorlar. Taşın değeri nedir yani, yarı değerli olarak mı kabul, yani bir değerli elmas olarak. Yakut gibi mi yoksa yok, bir akik gibi bir akik taş gibi, mı? Su altındaki taşlar arasında birinci şeyinde giriyor, sırasında giriyor. Yani ekonomik değeri. Ekonomik değeri de vardır hem var de mı? Renk açısından da evet. Farklı şey. Sebze meyve var. Dedim ben şunu da merak ettim yani Afganistan'da mesela hem yetişmeyen, yani hepsinin tabii ki yetişmesi mümkün değil de her türlü sebze meyvenin. Yani Afganistan'da pek tatmadığınız ama Türkiye'ye geldiğiniz zaman böyle tattığınız bir yiyecek, sebze meyve türünde bir şey var mı? Bunu ben söyleyeyim bana. Hocam bir dakika şey. En çok fındık Türkiye'de var. Afganistan'da bulunmuyor. Fındık çok da ilk kez gördük. İlk kez bizim karşımıza yani çıktı. Çok mu az yoksa hiç kullanılmıyor mu? Yok mu? Hiç orada sadece az bir şekilde ithal ediliyormuş. Orada biz ya çok daha zenginler zengin belki de. Değil yani kendisi faydalanıyor. Evet onun için.
Bir de yemeklerden de farklı yemekler karşımıza çıktı. Afganistan yemek özellikle çiğ kofta. Evet. Çiğ kofta çok da enteresan bir gıda oldu. Çiğ olduğu için yorulmuş. Ama aynen yani yoğrulurken pişiyor zaten. Pişiyor. Acıyla. Acıyla. Hikayesini de anlattılar. Yavaş yavaş alıştık o otur. Herhalde Erzurum'a gelince çok garipsemediğiniz yiyeceklerden birisi cağ kebaptır. Cağ kebaptır. Yani zaten sizin kültürünüzde o şekilde, etin o şekilde yapıp pişirilip yenilmesi herhalde her zaman olan bir şey. Aynen yağlı bir şekilde olduğu için. Hidayet'in söyleyeceği bir şey vardı. Evet. Şimdi ben neyi? Afganistan kültürü, yemek kültüründen bahsedersek Afganistan yemek kültürü çoğunlukla üç şeyden et, ekmek, pilavdan, pirinçten oluşuyor. Yani bunlar yani her pirinci de biraz daha hani ekmek değil ama ki o kategoriye. Yok, her zaman ekmek pirinci pilav. Hani. Bakın pilav Afganistan'da iki türlü yapılıyor. Biri palav diyoruz biz. Evet. Sebzeli oluyor, etli oluyor. Etli oluyor. Biri de çalav. Çalavı sap ak beyaz pilav oluyor. Evet, Türkiye'de olduğu gibi. Türkiye'de. Aynen. Evet. İşte. Bunu mesela yani bunu her yemeğin yanında genellikle et var yani. Kesinlikle bu genel unsur olarak et var. Biz orada alıştık ya, burada yemekler biraz hafif geldi bize. Benim en çok Allah'tan Türkiye'nin batısına gitmemişsin. Yani bir Ege bölgesinde bir yere gitmiş olsaydın herhalde orada acılıktan ölürdün. Yani et açısından Erzurum'da bu şekilde hafif geldiyse yemekler herhalde aynen. Ege'de zeytinyağlı aynen, yemekler. Biz arada hafif geldiği için karnımızı doyurmak için bu arada da bir şeyler yapıyoruz pilav. Evet. Şimdi benim en ilk Türkiye'ye geldiğim zaman gece geldim, sabah oldu, sabah kahvaltıya arkadaşlar bana zeytin getirdi. Evet. Hiç yemedim bir şey ama Afganistan'da var da genelde şehirlerde biz ilçelerden, kırsal bölgelerden geldiğimiz için fazla bilgimiz yoktu. Yemediğim için bir tane zeytini aldım, şu attım, geldi şöyle ama kaldı. Geçemedi başka. Ama şu an zeytini çok seviyorum. Şu an yiyorsun. Şu an çok iyi yiyorum. Ama daha önceden ilk alışma zorluk çektiğimiz anlar oluyor yani. Peki zorluk derken, özür dilerim sözünü kestim. Yani Afganistan'dan Türkiye'ye geldiğiniz zaman karşılaştığınız problemler, zorluklar neler oldu? Yani kültür açısından belki çok çok uzak değiliz. Belli ortak noktalarımız var ama yine de yaşantıda olsun, bu şekilde konuşmalarda olsun. Mesela sizin bölgede yine Türkçe konuşuluyor. Yani Özbekçe konuşuyorsun, Türkmence konuşuyorsunuz ama ortaklıklar olmasına rağmen bazı ifadelere farklı belki kelimeyle karşılaşabiliyorsunuz. Bu soruya ayrıca hepimiz cevap vereceğiz o zaman. Ayrı yani, cevap yani varsa söylemek istedikleri böyle bir hatıranız var mı? Veya geldiğiniz zaman karşılaştığınız bir zorluk, problem veya böyle dilden kaynaklanan yani Türkçenin farklı lehçelerinde aynı kelimeye farklı aynı anlamı farklı kelimelerle karşılanması bakımından bir sıkıntı yaşadınız mı? Hocam ben Türkçeyi biliyordum az çok, yani az bilgim vardı Afganistan'da, evet. Eğitim görmüştüm çok birkaç ay içinde. Çok da zorluk çekmedim ancak ben Türkçeyi Ankara'da gördüm, evet. İstanbul Türkçesi gördük. Ancak Erzurum'a geldiğimde biraz problem oldu. Özellikle ilk gün geldiğimde kayıt yaptırırken, içeriye girerken müdür bey bana dedi cet çok durdum öylesine ki ne demek istiyor acaba? Git mi demiş? Aynen git yani geç diyordu. Sonra arkadaşım bana dedi ki diyor içeriye git. Evet. Bir hocam uluslararası öğrenciler bu üniversiteye gelmeden önce evet. Farklı şehirlerde Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde dil eğitimi görüyorlar. Tabii burada da görüyorsun değil mi? Evet. Üniversiteye başladıktan yeni sonra da. Yani iki senedir burada da evet. Türkçe dil eğitimi veriliyor. Ondan önce yoktu yani. Dilmer'de herhalde. Evet Dilmer'de var mesela Ankara'da. Ondan sonra ne oluyor? Sınava girip başarılı yok, olanlar. Yok sınav yok yani. Oradan dil eğitiminden sonra direkt üniversiteye başlıyor. Evet. Çünkü önceden kazanmış oluyor. YTB ya da evet, YTB ile gelenler hocam. Evet. Evet. Hocam ekonomisinden bahsediyorduk. Türkiye'de genelde çok merak ediyorlar yani Afganistan'ı zengin bir ülke diye biliyorlar. Yani
Orada Afganistan evet, yeraltı zenginliklerin, gerçekten bayağı güzel bir kapasiteye sahip bir ülkedir Afganistan. Hatta son araştırmalara göre Afganistan'da 1,5-2 trilyon euroluk yeraltı kaynakları bulunmaktaymış. Tabii ki bunlar neler farklı var mesela bunlardan çeşitlilik olarak? Yani Afganistan'da doğalgaz var mı? Doğalgaz vardır, var. Petrol vardır. Değerli taşlar bulunmaktadır, yeraltı madenler altın vardır. Altın vardır. Gümüş vardır. Bunun gibi yani peki ekonomik dağılım nedir? Mesela bu bilgilere tamam biz ansiklopediyi açtığımız zaman da belki ulaşabiliriz ama ekonomik dağılım yani fakirler çok fakir, zenginler çok mu zengin? Yoksa zenginle fakir arasında böyle ilişkiler nasıl Afganistan'da? Hocam tabii ki zenginle fakir arasındaki olan fark Afganistan gelişmemiş bir ülke olduğu için farkı fazladır yani. Evet. Fakir günler geçtikçe genel itibariyle daha da fakirleşiyor. Zenginler daha da zenginleşiyor. Ancak kişi başı geliri $800 diye hesaplamışlar. Evet. Yıllık. O da söylememiz gerek. Öyle. Yani dünya ortalamasına evet göre düşük ama düşük, çünkü gelişmemiş bir ülke. Uzun süredir savaş olan bir ülke. Evet hocam. Ekonomi bayağı konuştuk hocam. Evet. Şimdi biraz edebiyata geçsek ne diyorsunuz? Ben Afganistan'ın özellikle... Yani az... evet hocam. Afganistan'da madem Farsça daha çok konuşulan bir dil, şarih de herhalde anladığımız kadarıyla edebiyatla daha içli dışlı. Aynen hocam. Eğer kabul edersen bir Farsça şiir okumanı isteriz. Siz ne nasıl isterseniz ya. Yani Mevlana'dan da olabilir veya Hafız'dan da olabilir veya Taciklerin daha meşhur Mevlana'nın ne şiiri var? Evet. Mevlana'nın şiirinden, Mevlana'dan bir şiir okuyorum ama istersen şey Külliyat-ı Kebir dediğimiz Divan-ı Kebir. Divan-ı Kebir'den bir tane. Gazel mi? Gazel. Evet. Evet o zaman dinleyelim. Duş çıhırdayı bigu, rast bigu, nehan makın. چون خموشانی بیگنه روی به آسمان مکن باده خاص خورده نقل خلاص خورده بوی شراب میدهد خربزه در دهان مکن روز الست جان تو خوردم ایز خان تو خواجه لا مکان تو بندگی مکان مکن دو شراب ریختی و از بر ما گریختی بار دیگر گرفتمت باور دیگر چنان مکن ای دل پاره پارم دیدن اوست چارم اوست پناه و پشت من پشت به این جهان مکن با همه تن تو راستم با همه تن تو راستم مست به وفاستم با تو چو تیر راستم تیر مرا کمان مکن Tirim mara kaman makın. Evet, tekrar alabiliriz yani. Bahmeten turastam, bahtıçı tir rastam. Tirim mara kaman makın. Du şarap riyhti, vazbari ma griyhti. Bar diger giriftemet, bar diger çınan makın. Az Tabriz Şamsedin, mirasadam çumağı hinav. Az Tabriz Şamsedin, mirasadam çumağı hinav. Çaşm suyu çarağı kın. Suyu çarağdan makın. Evet. Çok güzel. Peki şirin kısaca bir özetini alabilir miyiz? Ne diyor? Evet, seyircilerimiz merak ediyorlar. Evet. Özetleyecek olursak. Dediğim Mevlana zaten bu şeyde Külliyat Kebir Divan-ı Kebir'de daha çok bildiğiniz gibi o Şams'la ilişkisi ve o Şams'la o çalkantılı aşktan bahsediyor hep. Evet. Ve şimdi bu da Şams hakkında. Şams bu büyük bir ihtimalde Mevlana bu şiir ne zaman söylemiş yani Şems'in gitmesini bildiği zaman yani gitmeye meyilli olduğunu bildiği zaman bu şiire söylemiş. Bununla benzer başka bir şiirleri de var. Türkçe'de de güzelce bir çevrilmiş. Duydum ki bize bırakma yaz mı diyorsun itme. Başka bir aynı bir bu, evet, Türkçe. Aynı bu şiirde ona benzeyen bir şiir diyor ki
Mesela bir kere seni buldum, yakaladım, yine de mi kaçmaya evet. düşünüyorsun? Yani şey yapma, bizi terk etme. Yani onu terk etmekten bahsediyor daha çok. Ve bu şiirin daha şeyinde, en sonunda da önemli bir şey diyor. Az Şam, az Tabriz, Şams-ı Din mirasadam çumahinav. Çeşm suyu çarağı kın, suyu çarağı dönmekin. Tabriz'den doğru diyor, Şams-ı Din bize geliyor da. Ama sen diyor, o ışığa kendisine bak diyor, ışığın yerine, çarağdan yani ışığın yerine bakma. Yani Tabriz'e evet. bırak, Şams'a bak. Çok güzel. Çok güzel, ağzına sağlık. Biraz da şeye değinmek istiyorum. Eğitimden bahsettik ama mesela eğitimin bir formal yapısı vardır. Yani sınırları belirlenmiş belli bir müfredat içerisinde. Bir de kendinden doğal olarak çocukların eğitimleri vardır. Bunu genelde çocuklar sokaklarda oynadıkları, açık alanda oynadıkları oyunlarda edinirler. Evet. Afganistan'da çocukların böyle oyunlar, çocuk oyunları dediğimiz neler var? Veya Türkiye'de bunu hiç gördünüz mü? O sizin orada oynanan oyunların Türkiye'de karşılaştığınız oyunlardan oldu mu hiç? Bu bizde evet çocuklarda şu bizim zamanlarımız bizim çocukluğumuzda zamanlarda çok oynanırdı. Çok oyunlar vardı. Şu an daha azalmış. İnsanlar modernleşmeye yakınlaştığı demek ki için evet, modernleşme biraz şeyi, etkisi olduğu için evet. oyunlar biraz kaybediyor. Mesela bizde saklambaç oyunu çok etkindi eskiden. Saklambaç oyunu etkindi. Aşık diyoruz eskiden bu hayvanların dizlerinden evet. çıkan aşıklar. Bizde de var. Arzu'nun evinde gördüm ben. Evet. Onlar çok oynanırdı. Bir de yerlerde kara dikerek düz diye biz isim verdiğimiz cüz diye isim verdiğimiz cüz bu arada Türkiye'de. Onlardan çok oynanırdı. Bir de olak çumak diyormuşsunuz ne diyorsunuz? Ulla çelik. Ondan çok oynardık. Şu anda da oynuyorlar çocuklar. Özellikle bu medya kültürü de çok etkin olduğu için şu an birçok küçük çocuklar da futbol oynuyorlar. Yani futboldan çok etkilenmişler. Sokakta oynadıkları oyun futbol. Ya her yerde olduğu gibi. Her yerde evet, doğal olarak her taraftan. Evet. Bir de kısaca bir bayramlarınızdan yani Afganistan'da hangi bayramlar var? Neleri kutluyorsun? Hani dediniz ya bu kıyafetleri bayramlarda giyiyoruz. En son buna da değinelim. Vaktimiz de azaldı. Vaktimiz de azaldı. Konuşacağımız daha çok şey var. Belki birkaç program konuşsak bitiremeyiz ama. Afganistan'da kültür yani bayram kültürü çok etkin. Yine İslam'dan da kaynaklandığı için bu da resmi İslam bayramında Kurban Bayramı, Ramazan bayramı Kurban var. Bayramı var zaten. Yani Müslüman ülkelerin hepsinde olduğu gibi. Bir de bizim ülkemizde Nevruz Bayramı var. Nevruz'da da insanlar yani çok kutluyorlar. Evet var. Ama Nevruz'da Afganistan'da farklı bölgelerde farklı bir şekilde kutluyorlar. Mesela gençler bir araya gelip mesela bir yeşillik alanda piknik yapıyorlar, başka bir şeyler yapıyorlar. Mesela aileler içinde merkezlerde 7 miyve diye bir şeyimiz var. 7 miyve. Evet. Bu 7 şekil, 7 farklı miyveden bir araya gelip mesela bir ay önceden hazırladığı miyve oluyor. Sulu falan. Bir de mesela bazı bölgelerde pilavdan, zümrüt pilav diyen, ispanaklı pilav da yapıyorlar. Evet, tabii bu bayramlarda yapılan bayramlarda bu buluşmalar yiyecekler. Çok etkin oluyor, evet. Evet. Maalesef vakit su gibi akıp gidiyor. Daha konuşsak belki birkaç programda konuşsak bitiremeyeceğimiz kadar çok şey var Afganistan'da. Yani kültür açısından, edebiyat açısından çok zengin daha belki konuşamadığımız birçok şey kaldı çok ama, vaktimizin sonuna geldik. Bir başka programda inşallah son olarak senin söyleyeceğin yani ben teşekkür etmek istiyorum. Değerli öğrencilerimize geldiniz. Evet. Değerli vaktinizi bizim için ayırdınız. Böylece Kardelen TV izleyicileri Afganistan'la ilgili bilgi edinmiş oldular. Sizin geleneksel, göreneksel kıyafetlerinizi, geleneklerinizi öğrenmiş oldular. Evet hocam. İnşallah bir başka programda başka bir ülkenin tanıtımıyla 7 İklim Erzurum'da görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.